Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyoruz ki yoğun bir LGS sürecinden yeni çıktınız ve 9. sınıf oldunuz. Bu süreçte oldukça zorlandınız. LGS'yi kazanabilmek için oldukça zorlu bir mücadele verdiniz ve 9. sınıfa geldiniz. Ama LGS'yi bitirmek ve 9. sınıfa geçmek ders çalışmanın hayatınızdan tamamen çıktığı anlamına gelmiyor. Evet, artık bir hikayeyi bitirdiniz belki ama yeni bir serüvene başladınız. Lütfen unutmayın. Dokuzuncu sınıfta öğreneceğimiz dersler üniversite sınavında bizim karşımıza çıkacak konulardır. Ne demek istiyorum? Yani 12. sınıfın sonunda TYT'ye gireceksiniz. 9'da ve 10'da görmüş olduğunuz konular TYT kapsamını oluşturan konulardır. Bu yüzden oldukça da önemlidir. Aynı zamanda 9. 10. 11. ve 12. sınıfın not ortalamaları da yine sizin sınav puanınıza eklenecektir. Biz LGS'de böyle bir durumla karşılaşmadık. Yani sadece sınav puanınızla okullara yerleştirildiniz. Ama üniversiteye yerleştirilirken 9. sınıftaki karne ortalamanız da oldukça önemlidir. Peki hocam, yine aynı şekilde aynı tempoda mı çalışmalıyız dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki hayır. Önümüzde sınav olduğu için 8. sınıfta biraz daha tempolu çalışmıştık. 9. sınıfta bu tempoyu birazcık düşürebiliriz ama çok da fazla değil. Peki nasıl bir programlama yapmalıyız? Program yaparken okuldaki ders programınızı baz almanızı öneriyorum size. Yani o gün okulda fizik, kimya ve Türkçe dersiniz olabilir. O günkü ders çalışma programınızdan yine fizik, kimya ve Türkçe'yi ekleyebilirsiniz. Bu konuda dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Nedir bu? Bazı derslerde diğerlerine göre biraz daha fazla zorlanıyoruz. Örneğin 9. sınıfta genelde zorlanılan dersler fizik ve matematik olarak karşımıza çıkar. Bu ders programına eğer fiziği ve matematiği aynı güne koyarsanız bu sizi zorlayabilir. Yani ders çalışma isteğinizi kaçırabilir. Bunun yerine ne yapmalıyız? Bir gün matematik, bir gün fizik şeklinde eşleştirme yapabilirsiniz. Tabii ki burada bir programlama yapmalıyız. Ben de bu haftalık ders çalışma programını okuldaki derslerinize göre yapmanızı öneriyorum. Yani ne demek istiyorum? O gün okulda matematik, kimya ve Türkçe dersleriniz olabilir. O zaman ders programımıza da matematik, Türkçe ve kimyayı yerleştirelim. Bazılarınız şunu söyleyebilir. Hocam, işte o gün matematik var, Türkçe var, kimya var, fizik var, biyoloji var. Kimi zaman peş peşe sıralanıyor. Bir gün içinde tüm bu konuların tekrarını yapmak ve bunlara çalışmak sizi biraz yorabilir. Bu noktada ne yapmalıyız peki? O güne 3 branş yerleştirecek şekilde ders çalışmalıyız. Yani geri kalan branşları ertesi güne aktarabiliriz. Ne demek istiyorum? Yine şöyle özetleyelim. Matematik, kimya ve Türkçe çalışabiliriz. Ertesi günde geri kalan dersleri yerleştirerek onları çalışabiliriz. Böylece hem tekrarlarını yapmış oluruz hem de bir hafta boyunca bir dersi hiç çalışmama gibi bir şansımız kalmamış olur. Çalışma programı yaparken dikkat etmenizi istediğim bir şey daha var. Nedir bu? Hepimiz bazı derslerde biraz daha fazla zorlanıyoruz. Örneğin ben matematik ve fizik derslerinde zorlanıyorum. O zaman ne yapmalıyım? Çalışma programıma matematik ve fizik derslerini aynı güne mutlaka koymamalıyım. Çünkü aynı günde zorlandığım iki ders olduğunda çalışma motivasyonumu ve kendime olan inancımı biraz kaybedebilirim. O yüzden bunları ne yapalım? Farklı farklı günlere yerleştirelim. Böylece çok daha verimli olduğunu göreceksiniz. Zorlandığımız branşlardan konuşmuşken hemen şunu da söylemeliyiz. Zorlandığımız dersleri haftanın 3 güne yayarak çalışmalıyız. Yani ne demiştim? Matematikte zorlanıyorum. O zaman matematiği pazartesi, çarşamba ve cuma günlerine yerleştirebilirim. Ama bana daha kolay gelen tarih, coğrafya gibi ezbere dayalı dersleri haftanın 2 günü çalışmamız yeterli olacaktır. Son olarak tabii ki de kitap okumayı ihmal etmiyoruz. Kitap okumayı ne kadar seversek ve bunu bir alışkanlık haline getirirsek TYT'de işimiz o kadar daha kolay olur. Peki programlama yaptık ve bütün bir hafta ders çalıştık. Hiç dinlenmeyecek miyiz? Tabii ki dinleneceğiz. Mutlaka ve mutlaka pazar günlerini kendinize ve ailenize ayırmanızı öneriyorum. Çünkü deşarj olursak derslerimize çok daha verimli çalışabiliriz. Bugün sizlere söylediklerimi uygulayacağınıza eminim. Lütfen programı uyguladıktan sonra nasıl bir sonuç aldığınızı yorumlara yazın ve bizimle paylaşın. Çünkü bizler de oldukça merak ediyoruz. Ben de bizzat yorumları takip edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.